Özgür Özel. Bayındır'ın güzel insanları, komşunuz Manisa'dan evladınız Özgür Özel geldi, yağmurla geldi, bereketle geldi inşallah. İnşallah 31 Mart akşamı, 31 Mart gün boyunca oylar Davut Başkan'a böyle yağacak, böyle yağacak. Sadece Davut Başkan'a değil, Cemil Başkan'a da yağacak. Hep beraber inşallah Bayındır'ımızı en güzel günlere kavuşturacağız. Ramazan mübarek gün. Oruçlarınız Allah kabul etsin. Ramazanınız mübarek olsun. Bayındır deyince çiçek kooperatifi akla geliyor. Kooperatifçilik deyince Karaoğlan Ecevit. Cumhuriyet Halk Partisi akla geliyor. Ama bu çiçek kooperatifine en büyük destek deyince öncelikle bir Aziz Kocaoğlu'na bir selam yollayalım. Ardından Tunç Soyer Başkanımıza bir selam yollayalım. Tunç Başkan'ın Bayındır'a kurduğu süt fabrikası başkalarının eline bakmaktan İzmir Büyükşehir eliyle ürünlerinizin değerlendirilmesini sağlıyor. Çok önem veriyoruz. Cemil Başkan kırsal politikalarda hayvancılıkla, özellikle sütçülükle uğraşanlara katkı sağlamak için heyecanlanıyor. Davut Başkan'la Cemil Başkan el ele çiftçimize, besicimize, hayvancımıza, sütçümüze sahip çıkacak. Söz veriyoruz. Ben yağmurun altında sizlerle buluşmaktan bir şikayetim yok. Sizin bir şikayetiniz var mı? Devam edelim mi? Şimdi özellikle Davut Başkan'ın Bayındır'daki emeğini biliyoruz. Kendisi Şoförler Nakliyeciler Odası Başkanı, Taşıma Kooperatifi Başkanı, İzmir Esnaf Sanatkarlar Odası'nda yönetimde partimizin evladı ve bizim kendisine özellikle bu süreçte Bayındır Belediyesi'ni almak, Bayındır'da halkçı belediyecilik yapmak, Atatürk'ün kurduğu partiyi Bayındır'da iktidar yapma görevi verdik. Biz çiftçinin, çiçekçilikle uğraşanların, hayvancılıkla uğraşanların derdini, çilesini biliyoruz. Aslında bu dönem bütün dünyanın köylülere, çiftçilere sahip çıktığı bir dönem. Avrupa Birliği fonlarının yarısı tarımı desteklemek için sağlanırken Türkiye'de milli gelirin tam %1'i çiftçiye destekleme olarak verilmek zorunda tarım kanunu gereği. Ama bu arkadaşlar ne yapıyorlar? %1'i bu paranın 285 milyar ettiği halde size sadece 85 milyar destekleme verdiler. Aradaki 170 milyarın üzerindeki para çiftçinin, hayvancılıkla uğraşanların hakkı olduğu halde bu para başkalarına verildi. Kime verildi? 170 milyarı kur korumalı mevduata verdiler. 180 milyarı tuttular, geçiş garantili otoyollara verdiler. Biz çiftçiye para verelim dediğimizde para yok diyorlar. Emekliye para verelim dediğimizde para yok diyorlar. Ama beşli çetelere, yandaş müteahhitlere, kendi yandaşlarına, saraylarına, makam araçlarına her parayı buluyorlar. Emekliye para bulmayıp
çiftçiye para bulmayıp yandaşa para bulanlara yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Davut Başkan 31 Mart'tan itibaren sizlere sahip çıkmak için, sizinle birlikte Bayındır'a sahip çıkmak için gün sayıyor. Cemil Başkan İzmir Büyükşehir'e gelip size sahip çıkmak için gün sayıyor. Siz onlara belediye başkanlığında destek vermeye söz veriyor musunuz? Onlara güveniyor musunuz? Onlara inanıyor musunuz? Biz de size inanıyoruz. Sözün kısası, karşımızda Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'na oy vermişlere lafım yok. İyi olsun diye verdiler ama pişman oldular. Perişan oldular. Yoklukta kaldılar. Yoksul kaldılar. Borçlarını ödeyemez hale geldiler. Ama bu Cumhur İttifakı'nın karşısında Umudun İttifakı var. Cumhur İttifakı'nın karşısında Kardeşlik İttifakı var. İyi günleri, güzel günleri özleyenlerin, ülkesini sevenlerin, milletine sahip çıkanların ittifakı var. Türkiye İttifakı var. Bizim ittifakımız Türkiye İttifakı'dır. Türkiye İttifakı renklerini nereden alır? Türkiye İttifakı renklerini bu ay yıldızlı al bayraktan alır. Bakın, bizim renklerimiz kırmızı, 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 en büyük, en büyük. Milli takım gol atınca kim ayağa kalkıyorsa, filenin sultanlarıyla bir kim ağlıyorsa Türkiye ittifakındadır, bizimle birliktedir. Bayındır'da Cumhuriyet Halk Partililer, Milliyetçi Demokratlar, Sosyal Demokratlar, Muhafazakar Demokratlar hep beraber Bayındır'ı, sonra İzmir'i, sonra Türkiye'yi kazanacağız. Türkiye'de Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. Bayındır'da Davut Başkan kazanacak, Bayındırlılar kazanacak, çiçekçiler kazanacak, sütçüler kazanacak, esnaflar kazanacak, hep birlikte kazanacağız. Bugünü unutmayın, bu yağmuru unutmayın. Yağmur gibi oyları sandıkta buluşturun. Davut Başkanımla Cemil Başkanı yeni görevleriyle buluşturun. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Size güveniyorum. Size inanıyorum. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi, yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere, işimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere.